Evet, şimdi de Çorum'a doğru yola çıktık. Bir önceki videomuzda size Amasya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdirdik. Şimdiki durağımız ise Çorum. Bu videomuzda beğeneceğinize inanıyoruz. Bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, Samsun'dan Amasya'ya gittik. Amasya'dan Çorum'a gidiyoruz. Şu anda Çorum'a, yani Çorum il sınırına girdik. 50 kilometre sonra Çorum şehir merkezine varacağız. Çorum'da da tarihi ve turistik yerleri gezeceğiz. İlk hedefimiz Alaca Höyüğü gezmek. Yine yeni yapılan Çorum stadına da bir yakından bakabiliriz. Onun dışında yine orada soracağız, soruşturacağız. Gezilmesi, görülmesi gereken nereler varsa oraları da gezeceğiz, göreceğiz. Melek Kız Derin Nisa. Merhaba. Merhaba. Neredesin Melek Kız? Çorum'da yakalandık sizlere. Evet. Ne yapıyorsunuz? Sahibi uyandı. Derin Nisa, burası neresi kızım? Çorum'dayız kızım. Neresi burası? Söyler misin sen de? Çorum. Daha yeni uyandık. Öğretmedik annesi. Ki daha henüz zaten. Daha yeni uyandık. Daha bilmiyor ki çocuğum Çorum'da olduğunu. Tabii. Genelde Çorum'dan hep yol üzerinden geçince hani buraları görmüyorduk. Size de bu ana ve iç caddelerini göstermiş oluyoruz. Bayağı büyükmüş yani şu. Böyle iç caddesi varmış diye bir şaşkınlık. Leblebicilerden ibaret saydığımız Çorum. Gayet güzel, gayet geniş. Derin Nisa, buranın çok güzel parkları var. Ben sen uyurken gördüm, biliyor musun? Evet. Parka gidelim mi kızım? Ama önce yemek yiyelim kızım, sonra evet. Parka gidelim. Tamam, onlardan tamam. Da yiyebilirsin kızım. Evet, Çorum merkezdeyiz. Yavaş yavaş Alacahöyük'e doğru gidiyoruz. Tabii burada sorduk hani gezip görebileceğimiz tarihi turistik bir yerler var mı diye. Genelde herkes Alacahöyük tarafını önerdi bize. Bir de ne dediler hayatım? Hattuşa. Hattuşa, evet. Hattuşa ve Alacahöyük. İnce Su dedi. Bakalım oralara gezeceğiz. Merkezi de biraz daha gösterelim sizlere. Ardından bu tarihi turistik yerleri sizlerin bilgisayarınıza kadar getireceğiz. Evet, Çorum Saat Kulesi. Üzerinde şanlı bayrağımız. Burası Çorum'un tam merkezi. Şöyle etrafı da gösterelim. Tabii sorduk, soruşturduk. Merkezde çok fazla gezilecek yer yokmuş. Klasik her yerde olduğu gibi müze var. Siz de geldiğinizde görmek isterseniz müzeyi gezebilirsiniz. Onun dışında işte Hattuşa ve Alacahöyük Çorum'un gezilecek, görülecek yerleri. Tabii şu var, bir önceki videomuzda Amasya'daydık. Amasya'dan buraya geldik. Hem Amasya'da hem Çorum'da gördüğünüz gibi tarihi binalar çok iyi korunmuş. Yani bu iki ilçe
hem vali ilçe diyorum, bu iki ilin valiliğini ve belediyelerini tebrik etmek gerekir. Tarihi dokuyu yansıtmışlar. Derin Nisa büyülenmiş gibi şelaleyi görünce. Derin Nisa, çok beğendin mi burayı? Beğenmiş şelaleler. Derin Nisa, bir tane babaya bakar mısın? Ne kadar güzel görünüyor. Bir tane babaya bak kızım. Yok, Derin Nisa büyülendi şelaleleri görünce. Şelale diyorum yani, fiskiye. Evet, su içiyorlar kızım, gördün mü? Bak nasıl su içti, bak. İçti gitti. Gördün mü kızım? Evet, burası da Çorum Stadı. Gördüğünüz üzere dıştan da içten de büyük bölümü bitti, ancak daha Çorum, yeni Çorum Spor karşılaşmalarını burada oynamıyor, onu da ifade edelim. Hala eski statta oynuyorlar, daha kullanım iznini Gençlik Spor'dan alamamışlar. Zaten yeni Çorum'un tesisleri de gördüğünüz gibi karşıda hemen. Böyle bir durum, tam şehrin çıkışına yeni bir stat yapıldı Çorum'da. Biz de artık Çorum'dan çıkıp yavaş yavaş Bolu'ya doğru gidiyoruz. Bundan sonraki videomuzda Bolu'da gezdiğimiz tarihi ve turistik yerleri bulabilirsiniz. Çorum videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, hatta paylaşmayı lütfen unutmayın. Teşekkürler.